küçük bir uyarı ama bugün kayda geçirilmesi gerektiği için ve bu konudaki yüksek hassasiyetimizi dile getirmek adına ifade etmek durumundayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121. yıl dönüm törenleri 13 Mart Cuma günü Kara Harp Okulu'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları o geleneksel törende olmaları gerektiği gibi bulundular. Her yıl bir ritüel halinde tekrarlanan bu törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün numarası yaklaştıkça askerler birer birer ayağa kalktılar ve burada olduklarını söylediler. 1283 rakamına gelindiğinde bütün harbiyeliler yıllardır olduğu gibi ayağa kalktılar ve içimizde ifadesini hep bir ağızdan söylediler. Ama üç kişi hariç. Arka sıralarda videoda iki sivil iki asker kadın personelin olduğu görülüyor ama fotoğrafta bir tanesi ancak video burada duruyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın YouTube kanalında bakıldığında iki kadının ve en ön sırada bir erkeğin ayağa kalkmayarak oturarak ayaklarının olduğu görülüyor. Bu köşe yazılarına yansıdı. Sosyal medyada konuşuluyor. Ben basın toplantıma başladığım saniyeye kadar kontrolü yaptık. Herhangi bir açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılmadı. Bu üç askeri personelin hakkında bir soruşturma başlatıldı mı? Bu konuda bir soruşturma başlatıldıysa ne zaman, hangi tarihte, hangi saatte, hangi saniyede başlatıldı? Bu konuda bir sav eğer başlatılmadıysa bu görüntüler kendi YouTube kanallarından servis edilen bu görüntüler nasıl hazmedilmektedir? Atatürk'ün manevi şahsiyetini daha önce yapmış olduğu hastane ve hasta ziyaretleriyle rahatsız eden Hulusi Akar'ın bu son duruma ilişkin söyleyecek bir sözü, bir açıklaması var mıdır? Bunları ifade ediyoruz. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.